Ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve piyasaya verilen olumlu mesajların ardından geri çekilen kurlar yeni haftaya dalgalı başladı. Para piyasaları sizin de söylemiş olduğunuz gibi ayın 19'u ile ilgili Merkez Bankası'nın kararı sonrası beklenti diye dönüştü. Şu anda piyasalarda beklenti hakim. Yani bir faiz artırımı beklentisi hakim. Bu beklentiyi de piyasaların satın aldığını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın vereceği karar piyasalar için yeni bir yönlendirme. Piyasalarda Merkez Bankası'nın vereceği karar sonrası piyasalar şekillenecek. Piyasaların beklentisi 500 puanlık bir faiz artırımı beklentisi var. Aşağı yukarı geç likitte penceresiyle normal politika faizinin eşitlenmesi anlamına gelecektir. Bu olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum. Piyasaların beklentisi bu. Yabancı yatırım bankalarının da bu yönde açıklamalar var. Raporlar da bu yönde. Bu piyasalar olumlu katkı sağlar ve yabancı girişinde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama 200 ila 300-350 puan arasında bir faiz artırımı olursa da piyasalarda yukarı yönlü hareketin tekrar başlayabileceğini, bunun da 7.80-8 seviyesine kadar olabileceğini düşünüyorum. Dövizdeki hareketler gram altını da etkiledi. Borsa İstanbul'sa haftayı rekorla açtı. Altın bu haftaya yükselişle başladı. 468-469 seviyelerinde cuma gün kapatmıştık. Pazartesi günü 474-475 bandında şu an için seyretmeye başladı. Tabii bu haftaki süreç biraz gergin geçer. İnişli çıkışlı grafikler olur. Bunun sebebi de Perşembe günü Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamaya bağlı. O şu anda her şey oraya kilitlendi diyebilirim. Şimdi altın belki dövize hani ons fiyatı dövizle belirlendiği için, dolar düştüğü için belki altın fiyatı da TL fiyatı da biraz aşağılara çekebilir. Ama akabinde çok hızlı bir yükseliş bekliyoruz. Çünkü genel anlamda dünyadaki pandemi süreci ne kadar aşıyı da bulduk deseler de ciddi derecede sıkıntılı noktalara gidiyor. Bu da ekonomileri bozuyor. Altını ve gümüşü tetikleyip yukarıya doğru itiyor. Yine aynı şeyle karşılaşırız diye düşünüyorum. Şimdi gözler 19 Kasım'da toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararında. 670-7700 seviyesinde, Euro'da da 9070-9100 seviyesinde, aşağı yukarı %10'a yakın oranda bir değer kaybı yaşandı ikisinde de. Şu an için 24 ayar has altının fiyatı 474-475 bandında seyrediyor. Çeyrek altın 780 lira, yarım altın 1570 lira, Cumhuriyet altını 3130 lira, Atalira 3230 lira, gram ise 7750 liradan işlem görüyor. 22 ayar bilezik de şu an için 454 liradan işlem görüyor. Uzmanlara göre faiz artışı durumunda krediler ve ekonomik büyüme negatif etkilenecek, ancak kur ve enflasyonda istikrar sağlanacak. Thank you.